Evet. Dün İnci kefali Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür. Hem endemik olması hem de ekonomik olaraktan bölgedeki 20 bine aşkın balıkçının geçim kaynağı olması açısından çok önemli bir tür. Her geçen yıl daha da büyüyen bir değer. Adeta Van için bayrak bir tür niteliğinde. Van Gölü inci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürüyor fakat üremek için her yıl Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Bu noktada Van Gölü'ne dökülen akarsular inci kefalinin neslinin devam etmesinde hayati bir öneme sahip. Bu yüzden yaz ayları geldiğinde akarsularda yeterli miktarda su bulunması gerekiyor. Van Gölü'ne dökülen ve en büyük üreme göçünün gerçekleştiği akarsulardan birisi Van Gölü'nün kuzeyinden dökülen Bendi Mahi Çayı. Bendi Mahi Çayı Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu ve inci kefali için en uzun göç yoluna sahip olan bir akarsu. Malum son yıllarda ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu yüzden suyu çok çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Fakat maalesef bu sene çok kötü manzaralarla karşılaşıyoruz. Çünkü Bendi Mahi Çayı'nın 23. kilometresinde bulunan devlet su işlerine ait sulama regülatöründen su tamamen sulama için kanallara alınıyor. Yani akarsu yatağına hiç su bırakmıyoruz. Şu anda ne gölde, akarsuda, Bendi Mahi Çayı'nda yumurtadan çıkan yavruların göle dönmesi mümkün, ne de göldeki inci kefallerinin Bendi Mahi Çayı'na girerekten yukarı kesimlere çıkması mümkün. Regülatörün bütün kapaklarını kapatmışız. Sadece kapakların altından sızan belli bir miktar su var. O sızan suyu da akarsu kenarındaki su pompalarıyla tarımsal sulama için alıyoruz. Adeta inci kefalini öldürmek için, varlığını sonlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şayet inci kefalinin varlığının Van Gölü'nde sürmesini istiyorsak iyi bir su yönetimi yapmamız lazım ve derhal yeterli miktarda suyu akarsuya bırakmamız gerekiyor. Ben doğa fotoğrafçısı Ferzan'da Coşar. Yıllardır burada balık göçünü takip ediyorum. Bu sene de 7 Mayıs'ta balık göç etmeye başladı. Her sene 14'ünde 15'inde göç ederdi, Mayıs'ın 14'ünde 15'inde. Bu sene bir hafta erken başladı. Gördüğünüz gibi Deli Çay'ın yağışın yağmaması nedeniyle küresel ısınmadan dolayı su seviyesi, suyun debisi çok düşük. Yani 30 yılın altına düşmüş seviye. Bu da balık için çok büyük bir tehlike arz eder. Tereddütümüz böyle giderse balık tehlikeli bir şekilde göçünü tamamlar, ölümler olur. Bunun önüne geçebilmesi için yetkililerin bu konuda tedbir almaları gerekiyor. Suyun debisi o kadar düşmüş ki Deli Çayı kuruma seviyesine aşamasına gelmiştir. İnşallah yağışlar başlar, yağışlar yağar, suyun debisi yükselir.
balıkta sağlıklı bir şekilde göçünü tamamlar. Böyle giderse korkuyoruz ki deli şey tamamen kuruma aşamasına gelir ve tamamen kurur.